O günü şöyle bir hikayeyle canlandıralım. Bir iki dakikalık. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Hayır, sen de şöyle de. Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler. Rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Bir adam, eğlenceli bir adam, deşeli. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te Paris'te derhal burayı terk et kardeşim. Lan gidecek ülke mi var? Nereye gitti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. İttifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Bir taraftan güleceksiniz, bir taraftan sinirimiz bozulur. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya da lüzum da yok. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Ya efsanesin bak, sen yemin ediyorum. Josef Uç'a mezardan kalksa... Ya Mehmet Ağar filan hikaye var. Sen ya. Gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya, sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak. Bana inan, müthiş bir adamsın sen. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var, bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum, bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Deli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi?